Yüzey suları bakımından oldukça zengin olan Trabzon maalesef ki yeraltı kaynaklarından yoksun. İleride oluşabilecek olan kuraklığa karşı önlem alabilmek için kent genelinde 18 noktada gölet projesi geliştirildi. İçme suyunun karşılayacak olduğu bu göletler için 7 tanesinin ihalesi yapıldı bile. Gerçekten su alma yapılarımız, su kaynaklarımızda bu mevsimde ciddi bir azalma oluyor. Uzun zamandır Trabzon'da yağmur yağmadı, bir dün kısmen yağdı. Dolayısıyla bu yağmursuzluk nedeniyle var olan kaynaklar çok çok azaldı. Bu ister istemez su kesintilerine, su kısıntılarına yol açıyor kaçınılmaz olarak. Vatandaşlar da bunu biraz, vatandaşlarımız da bu su kesintilerini biraz kızgınlıkla tabii doğal olarak karşılıyorlar ama ifade etmek gerekir ki eğer bu şekilde iklim değişikliği bu şekilde devam eder ise ve biz de suyu bu kadar pervasızca kullanmaya devam edersek bu su kesintileri önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Yani bu konuda bir bilinçlendirme olması gerekiyor, bilinçlenme olması gerekiyor. TİSKİ olarak biz geçtiğimiz yıllarda bunu okullardan başlayarak çok yoğun bir şekilde yaptık. Yine devam edeceğiz. Ama bir başka bu noktada çözüm yaklaşımımızda biz Trabzon'da batıdan doğuya onun üzerinde gölet yapımı için start verdik. Şu anda Uçarsu'da bu DS ile birlikte, devlet su işleriyle birlikte Uçarsu'da şu anda o göletlerden bir tanesi devam ediyor, bir tanesi başlayacak. Dolayısıyla birkaç sene içerisinde eğer bu göletleri inşa edebilirsek bu kuraklıktan kaynaklı su azalmalarını da bunun olumsuz etkilerini de biraz minimize etmiş olacağız. Aksi takdirde derelerden su aldığımız müddetçe bu kuraklıklarla ve bunların olumsuz etkilerle mücadele etmek mümkün olmayacak. Biz gölet sistemine inşallah geçiyoruz. 2-3 sene içerisinde tamamlayıp şehrimizi bu manada da desteklemiş olacağız. Ama elbette esas unsur insan unsuru, suyun mutlaka ve mutlaka çok dikkatli bir şekilde kullanılması, bir damlasının bile ziyan edilmemesi gerekiyor, israf edilmemesi gerekiyor. Bir de sıralama önce insanın içme suyu, ondan sonra işte tarımsal maksatlı ve hayvansal maksatlı su. Önce insan. Kuraklık ülkemizin aslında dünyanın ve ülkemizin genel sorunu. Hani bakıldığı zaman Karadeniz bölgesi çok yağış alan bir bölge gibi gözükse de son birkaç yıldır yağış rejiminde ciddi bir düzensizlik var. Özellikle bu yıl hava kapalı, hani yağışlı gibi görünüyor ama sağanak yağış yağmıyor. Yağdığı zaman bir seferde yağıyor, faydalanamıyorsun. Yağmadığı zaman uzun süre yağmıyor. Yani az az yağıp düzenli yağacağına bir seferde çok fazla yağıyor ve uzun süre yağış almıyor. Aslına bakıldığında buralarda da bir kuraklık problemi var ve bu bitki örtüsüne de ciddi etki ediyor. Peki. Dışarıdan bakıldığında çok yağış alan bir bölgede olmamıza rağmen son 1-2 yıldır bayağı bir su sıkıntısı yaşıyoruz, kuraklık yaşıyoruz. Kendi köyüm olmak üzere de bayağı bir sudan bir sıkıntımız var. Ve tarımda da çok etkileniyor. Eskisi kadar tarımdan verim alamıyoruz. Bu gözle bayağı, yani gözle görülüyor.